Batista. Dostum. Aa, Lörtye. Ne yapıyorsun burada? Majestelerini bekliyordum. Onu beklerken de biraz ısınayım dedim. O zaman uzunca bir süre beklemen gerekebilir. Çünkü Şalken sarayda değil. Değil mi? Peki. Nerede? Papa ve Amiral Doria ile beraber Egmont'a gittiler. Kraliçe de onlara eşlik edecek. Tören falan mı var? Keşke bilseydim Batista ama bana bile söylemediler. Sen ne konuşacaktın Kral Hazretleri ile? Benim bir şey değil Chief. Merak etmiştim. Benden bir şey istiyor mu diye. Merak etmiştim. Eski şapel, şövalyelerle yapacağımız toplantı için uygun görünüyor Charles. Beğendiğinize sevindim Papa Hazretleri. İstediğiniz gizlilik içinde gözlerden oldukça ırak. Büyük Üstad Philip Willerson da buraya itiraz edeceğini sanmıyor. Yüce Papamız burayı beğendikten sonra o yaşlı adama laf söylemek düşmez diye düşünüyorum kraliçem. Haksız mıyım efendimiz? Ne kadar yaşlı olsa da bilirsen kolay vazgeçmem amiral. Unutma ki ben de bir zamanlar Rodos şövalyelerine mensuptum. Tarikata olan güvenim hala bozulmadı. Rodos'u Süleyman'a kaptırmış olmasına rağmen öyle mi? Tanrı'nın bazı işleri gizemlidir. Doğruya akıl onu anlamaya yetmez. Williers ve şövalyeleri kutsal savaşımıza katıldığında lütfunu bizden esirgemeyeceğine eminim amiral. Peder Luis, gereken eşyaları getirdim. Toplantı burada olacak. Emredersiniz efendim. Bu işte bizzat ben ilgileneceğim efendim. Gerçekten çenenizi tutamıyorsunuz değil mi amiral? Kraliçem, ben şövalyelere çok ihtiyacımız olduğunu biliyorsun değil mi? Papanın Willerson'un olan dostluğunu da. Bu Fransız budalalarına niye bu kadar güveniyorsunuz anlamıyorum Haşmet ne yapayım. Daha evvel yapmış olduğunuz birlik olma çağrınıza da kibirle cevap vermemişlerdi bile. Bütün o kibirleri Rodos Adası'nı geri alma ülküsünü yitirmeden önceydi. Artık benim vereceklerimle yetinecekler.